Fotoğrafların ve kağıt üzerine yapılmış eserlerin incelendiği Lakma Araştırma Merkezi'nin stüdyosundayız. Karşımızda 1860'larda, yani 30'lu ve 40'lı senelerdeki fotoğrafın icadından çok kısa bir süre sonra çekilmiş bir fotoğraf var. Bu fotoğrafı görebiliyor olmak gerçekten de çok heyecan verici. Fotoğrafta muhteşem bir keskinlik ve netlik var. Yaprakları ve gölgeleri tek tek ayırt etmek mümkün sanatçının yakalayabildiği detaylar göz alıcı. Figürler, yürüyüşleri ve taşıdıkları. Ön plandaki keresteler. Keresteliğin yanında arka plandaki atmosferi biraz buğulu bir şekilde görüyoruz. Bu, Kolumbiya nehrinin bir kolu olan Eagle Creek adlı çaya ait bir fotoğraf. Fotoğrafçı vahşi doğada fotoğraflarını çekerken yanında son derece ağır olan cam levhalar, taşınabilir bir karanlık oda ve bir sürü de kimyasal taşımak zorunda. Buna ek olarak bir de kendi tasarımı olan büyük bir kamerayı da taşıyor. Watkins Oregon'da geçirdiği zaman boyunca bu boyutta 58 tane fotoğraf çekmiş. Watkins de doğu kıyısında Amerikalılar için batıyı fotoğraflayan fotoğrafçı ve sanatçılardan biriymiş. Hitap ettiği kişiler hem turistler hem de iş insanlarıymış. Kolumbiya nehrinin içinden geçtiği Oregon ve Washington bölgelerinden bahsediyoruz. Ticaretin gelişmekte olduğu, buharlı gemilerin insan ve mal taşıdığı ve ekonomik açıdan da gelişmekte olan Portland bölgesi. Bu fotoğrafların doğuda yaşayan sanatseverlere ulaştırılması da ayrı bir konu. Watkins, San Francisco'da çalışıyordu. Oregon'daki altına hucum dönemi ve Kaliforniya'nın eyalet olmasıyla birlikte Kaliforniya'daki Yosemite Ulusal Parkı'nda çektiği fotoğrafların telif haklarını almak istedi. Çok fazla fotoğraflanmamış yerleri, kendi imzasını taşıma potansiyeli olan bölgeleri fotoğraflamayı gerçekten çok seviyordu. Watkins, bu seyahati yaptığında kıtalar arası demir yolu henüz tamamlanmamıştı. Ancak proje başlamıştı ve bu sebeple iş insanları da sonraki adımları düşünmeye başlamışlardı bile. Demir yolunun kuzey ve güney ayaklarının da tamamlanması gerekiyordu. Yakın zamanda yapılan çalışmalar, Watkins'in bu konuya Oregon'da dahil olduğundan ve diğer tedarik yollarının nereden geçmesi gerektiğine nasıl karar verildiğinden bahseder. Buna benzeyen bir fotoğraf, devlet görevlileri, iş insanları, turistler ve sanatçılar için son derece önemli bilgiler içeriyordu ve bu çevreler arasında dolaşıma girmişti. Bu fotoğraf bize Oregon Buharlı Gemi Şirketi'nden yani Watkins'in Kolumbiya nehrinde yaptığı bu seyahati destekleyen şirketten bahsediyor. Oregon Buharlı Gemi Şirketi, nehri tamamen geçebilmeyi kolaylaştıran nehrin kıyılarında bazı arazilere sahipti. Hızlı akan kısımlar, çağlayanlar vardı. Yani malları gemiden indirip tren yoluna ve sonra da buradan indirip tekrar gemiye yüklemek için gereken bazı yerler söz konusuydu. Bu durum, bu işi yapanlar için muhteşem bir iş fırsatıydı. Taşımacılık vesilesiyle Batı'nın sadece nelere sahip olduğu değil, coğrafyası da keşfediliyordu. Burada madencilik yapılabilir miydi? Ne tip madenler vardı? Sulanabilir araziler var mıydı? Tabiat parkları için ayrılabilecek araziler bulunabilir miydi? Çağdaş bir fotoğrafçının yararlandığı kategorileri düşünecek olursak aklımıza güzel sanatlar ya da ticari sanat gibi kavramlar gelebilir. Bunlar Watkins'in zamanında çok da belirli kategoriler değildi. Bu yüzden bir madencilik ya da demiryolu şirketinin sponsorluğunda olan bir seyahatte bile Watkins her iki kategori içinde fotoğraf çekmişti. Doğru yeri bulmak için sabırlı olması gerekti çektiği tüm fotoğraflarda bu sabrı, bakış açısını ve kompozisyonel ustalığı bulmak mümkün. Watkins'in çektiği manzara fotoğraflarına bir sanatçının ustalığını ve gözünü eklediğini söyleyebiliriz. Watkins çektiği manzara fotoğraflarına bir sanatçının ustalığını ve gözünü eklemiş olsa da, fotoğrafın Watkins'in yaşadığı dönemde sanat olarak kabul edilmediğini de hesaba katmalıyız. Fotoğraflar o dönemde belge olarak kabul ediliyorlardı ve bu durum 20. yüzyılın ilk yıllarına kadar da bu şekilde kaldı. Yine de Watkins için yaptığı işin sanat olarak kabul edilmediği bir dönemde bile fotoğrafa bir sanatçının bakış açısıyla yaklaştığını söyleyebiliriz.